Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Malum koronavirüs salgını devam ediyor ve hava yolları için durumlar giderek daha kötü hale geliyor. Neler olacak? Çünkü açıklanan hava yollarının aldığı tedbirler her geçen gün daha da işin dramatik durumunu ortaya koyuyor. Bugün Abdullah Nergiz ile beraber, Doktor Abdullah Nergiz ile beraber Havayolu 101 sitesiyle ortak yayınımızda sektöre şöyle bir bakacağız. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler Tolga. Sen nasılsın? İyi misin? Valla sağlığımız, sıhhatimiz şu anlık yerinde şeye devam. Allah iyilik versin. Koronavirüs günlerine devam. Bu günlerin hızlıca geçmesini bekliyoruz. Yapacak bir şey yok tabii ki. Evet. Geçen hafta en son vaziyetleri konuştuk. Neler yapılıyor, neler ediliyor? Biraz devlet yardımlarına el atmıştık. Ne yapılıyor? Nasıl ayakta kalacaklar? Bu hafta durum gördüğüm kadarıyla kötüleşiyor. Sen ne diyorsun? Aslında durum evet kötüleşiyor ve bence dibi bulma noktasındayız. Yani dibe geldik gibi, çünkü baktığımız zaman uçuşların neredeyse %90'ı iptal edilmiş durumda. İşte çok az uçuş yapılıyor, tahliye uçuşları yapılıyor. Çin iç hatlarında biraz uçuş var. Yine o bölgedeki Kore, Japonya gibi yerlerde biraz uçuşlar var ama Amerika yine biraz devam ediyor. Ama baktığımız zaman %90 oranında uçuşlar azalmış. O yüzden de dibe geldik. Burada Tolga, bence asıl mesele şu, hep klasik var ya, bu geri dönüş nasıl olacak? V şeklinde mi olacak, U şeklinde mi olacak? Yani dibe geldik de o dip biraz devam mı edecek, yoksa hızlı bir biçimde geri mi döneceğiz? Gerçekten asıl mesele dipte bu. Miyiz? Bence dipteyiz, çünkü dediğim gibi uçuşlar neredeyse tamamen durdu. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman işte havalimanları kapandı, Pegasus tamamen durdurdu uçuşlarını. Türk Hava Yolları'nın sadece kargo amaçlı yaptığı uçuşlar var. Diğer havayolu şirketleri de yine benzer şekilde kargo amaçlı uçuşlar yapıyor. Tarifelilere baktığımız zaman işte Amerika'da bir takım kanuni mecburiyetlerle boş olsa bile yapılan uçuşlar var. Bu slot tahsisiyle alakalı değil, farklı konular var orada. Ama yine de genele baktığımız zaman %90-95, işte yine Avrupa'dan örnek verelim. Ryanair, EasyJet, Wizz Air, bunlar tamamen durdurdular ki bunlar Avrupa'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden baktığımız zaman. O yüzden dibe geldik gibi düşünüyorum ama az önce de dedim, yani o dip ne kadar sürecek? Bir V şeklinde hızlı bir biçimde toparlanabilecek miyiz? Yoksa bir müddet bu dipte devam mı edeceğiz? Asıl mesele bu. İnşallah V şeklinde olur da bir an önce toparlanır bu sektör. Havuza atladığın zaman şöyle bir dibe varıp ayağına tekrar basıp yukarı doğru hızlı bir evet, çıkış olmasını umuyoruz. Ama İnşallah. Dediğin gibi U harfi haline gelirse dipte daha ne kadar dipten gidecek, bunu da muhtemel neler yaşanacak biliyoruz, bakıyoruz. Evet. Tabii şirketler bir taraftan da yeniden yapılanıyorlar. Bunlarla ilgili neler var mesela, yeniden yapılanma ile ilgili neler söyleyebilirsin? Şöyle, öncelikle geçen hafta bıraktığımız yerden devam edelim diyeceğim. Hani devlet yardımları. Geçen hafta da yine vurguladık. Bu hafta da ben aynı fikri seslendireceğim. Benim kanaatim şu, devlet yardımı olmadan sektörün kendi başına düzelme ihtimali yok. Zaten bu çerçevede baktığımız zaman Amerika olsun, Çin olsun, İşte Singapur, Avustralya, Avrupa'da Fransa var, Hollanda var. Birçok ülkede devlet yardımları açıklandı bile. Amerika'da 58 milyar dolarlık bir paket var mesela. Ciddi manada yüksek bir meblağ. Bu şekilde destek olacaktır devletler. Benzer şekilde diğer ülkelerde de kendi içlerinde mümkün olduğunca tabii bu devlet desteğinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Bundan sonra devlet desteğini aldığını varsayalım şirketlerin. Ondan sonra neler olabilir mesela? İşte az önce de senin dediğin gibi yeniden yapılanma. Aslında bu bir fırsat. Bütün sektör için bir fırsat. Şirketler daha öteledikleri bir takım planlar olabilir. Onları öne çekerler. Yeniden yapılanma sürecine girerler. Bu organizasyonel olabilir. İşte ne bileyim, bir takım yatırım planları olabilir. Bunlarla ilgili bir takım şeyler yapabilirler. Geçen günlerde hatırla, Lufthansa açıklama yaptı. Bayağı bir uçağını yere çekeceğini falan belirtti. Orada mesela Germanwings ile ilgili bir karar. Aslında o karar zaten alınmıştı. Süreç yürüyordu. Tamamen o markanın lağvedilmesiyle ilgili. Onu hızlandıracaklar. Mesela öyle bir şey var. Mesela Singapur'dan ilginç bir haber geldi. Changi'de, Changi Havalimanı Terminal 2 18 aylığına kapatıldı. Şimdi haberi ilk böyle okuduğunuz zaman önce bir irkiliyor insan. Ne oluyor diyor. Yani 18 aylığına bir terminal kapatıyor. Allah, yani çok kötüye gidecek herhalde. İşler gibi düşünüyor insan ama detayına baktığında şunu görüyorsunuz. Terminal 2 zaten kapatılıp yenilenecekti. Ama bu işte ne bileyim 6 ay 1 sene sonra yapılacaktı. Bunu öne çektiler. Fırsat bu fırsat. Nasıl olsa yolcu yok. Nasıl olsa uçuş yok. Fırsattan istifade buna giriştiler. İşte İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı mesela.
mevcut pist, ikinci pist ayrı bir hikaye. Mevcut pistte ne yaptılar? Bakımı aldılar. Zaten uçuş yok. Baştan sona yenilenecek birinci pist. Aslında bu bir bakıma zaman kazanma anlamında güzel bir şey. Bu boş zamanı değerlendirme anlamında bunu diğer şirketlerde yapabilir. Bakımlar öne çekilebilir mesela. Teknik bakımlar, büyük bakımlar özellikle çalışıyorsa teknik bakım hangarları bunları öne çekmekte fayda var. Filo planlama ile ilgili geçtiğimiz bu haftada bir video yapmıştık biz Airbus A380'lerle ilgili. Evet. Biraz koronavirüsün kurbanı olarak ben değerlendirdim ama tabii ki 380'in gökyüzünden çekilme kararı alınmaya başlanmıştır. Belki senin dediğin gibi bir hızlanma söz konusu oldu. Mesela Lufthansa'daki A340-600'lerin hizmetten çıkartılması hızlandı ve bu durum devam edecek gibi. Evet. Peki bu bir ciddi bir şirket birleşmesi ittifaklarda, havayolu ittifaklarında bir hareketlilik bekliyor musun? Ben bekliyorum. Şöyle, devlet yardımı dedik ya, şimdi o devlet yardımını yapabilmek için gerçekten güçlü bir devlet yapısı, güçlü bir ekonomi olması gerekiyor. Aksi takdirde havayolu şirketlerini yüzdürmek çok kolay değil. Çünkü çok ciddi nakde ihtiyacı var şirketlerin. Özellikle Doğu Avrupa'da küçük şirketler ve küçük devletler var. İşte Polonya'nın LOT, ne bileyim Çek Cumhuriyeti veya Çekya ismiyle Czech Airlines, Sırbistan'da Air Serbia, bu gibi şirketler var. Bunların ne denli sürdürülebileceğini, ne kadar desteklenebileceğini doğrusu tam tahmin edemiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Mevcut da 3 tane büyük grup var Avrupa'da. İşte Lufthansa grup var. British Airways'in başını çektiği IAG var. Bir de Air France KLM grubu var. Bu saydığım şirketler belki de önümüzdeki dönemde bu büyük grupların altına girebilir veya tamamen sektörden çekilmek zorunda kalabilir. Böyle şeyler de görebiliriz. Yine dünyanın diğer taraflarında benzer muhtemel birleşmeler olabilir. Artı bir de charter operasyonu ağırlıklı olarak devam eden şirketler var. Tarifeli sefer pek yapmayan. Onlar tabii çok ciddi etkileniyorlar bu olaydan. Sadece havacılık değil, havacılık artı turizm krizi var şu anda çünkü en üst seviyede. Onlar etkileniyor. Orada yine bir takım iflaslar, birleşmeler olabilir. Güç birliği yapabilir şirketler. Veya yine daha büyük bir şirketin çatısı altında birleşme söz konusu olabilir Tolga. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi tabii bununla birlikte yolcuda durumlar çok kötü ama parlayan bir kargo var. Kargo sektörü de nereden baksan herhalde bir iki yıla yakındır bir süredir biraz durgunluk içerisindeydi. Kargo da evet. Tekrar altın çağını yaşıyor ama bu sürdürülebilir evet. Bir şey mi? Yani gemiler çalışmaya başlayınca, ekonomi çarkları tekrar dönünce yine kargo bu altın dönemini devam ettirecek mi sence? Kargo uzunca bir süre devam ettirecek. Hava kargodan bahsediyorum. Evet. Uzunca bir süre devam ettirecek çünkü şöyle bir durum var. Hava kargonun yarısı, bu kriz öncesi dönemden bahsediyorum. Hava kargonun yarısı kargo uçaklarıyla, diğer yarısı ise yolcu uçaklarıyla taşınıyordu. Şimdi bir anda o %50'lik arz pazardan çıkınca bütün yük kargo uçaklarının üstüne kaldı. Ve şu anda zaten işte sektörde utilizasyon olarak bilinen günlük uçak kullanma sürelerinde kargo uçakları adeta rekor kırıyor. Bu da yetmiyor. Ne yapıyorlar? Yolcu uçaklarını kargo amaçlı uçuruyor birçok şirket. Hem belli kargo dediğimiz uçağın altı kargoyla dolduruluyor. O yetmiyor. Bir de koltuklara yerleştiriliyor. Bir de üstüne başüstü dolaplarına dahi paket yerleştirildiğini görüyoruz fotoğraflardan, videolardan. Benim bir arkadaşım, onun bir tanıdığı, oradan gelen bir bilgi. Yani şunu yapanlar bile var. Eski bir yolcu uçağını kiralayıp içindeki koltuklarını söküp tamamen kargo amaçlı kullanmaya çalışan şirketler, girişimler olduğunu da duyuyoruz Tolga. O yüzden hava kargo uzunca bir süre tam hani ne derler istim üstünde devam edecektir diye tahmin ediyorum. Sektör olarak konuştuk. Küçülmeler, etkileri. Bir de tabii olayın bizleri perakende olarak ilgilendiren yolcuların durumu çok önemli. Evet. Bu küçülmeyle birlikte eğer az sayıda uçak havayolu kalırsa gerçekten pahalı mı uçacağız veya uçağa bindiğimiz zaman örneğin ikram görebilecek miyiz? Bir hizmet alınabilecek mi? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Evet. Şimdi toparlanmaya önce bir değineyim. Toparlanma bölgesel olacak. Çok bariz gözüküyor bu. Yani böyle tüm dünya geneline yayılmış anlık bir toparlanma beklemesin kimse. Çin tarafı, Doğu Asya tarafı biraz daha bu salgın hastalığı kontrol altına almış olan taraf daha hızlı bir biçimde toparlanacak gibi gözüküyor. Özellikle Çin'de iç hatlara baktığımız zaman zaten verilerin olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Bir de yine Amerika tarafı da aynı şekilde. Amerika olsun, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Amerika aynı şekilde.
o tarafta biraz daha hızlı bir biçimde toparlanacak gibi gözüküyor. Avrupa tarafı aynı şekilde değil Tolga. Aynı şeyi Avrupa için söylemek mümkün değil. Biraz daha insanların sağlık konusunda hassas olduğu, temkinli olduğu bir kıta. Bu yüzden Avrupa'nın biraz daha yavaş toparlanacağı açıkça görülüyor. Zaten şu an genele baktığımız zaman hani bölgeleri bölersek en fazla uçuşun durduğu, azaldığı bölge yine Avrupa. O yüzden biraz daha oranın geriden geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle bütün dünya bir anda değil de bölgesel bazda bir ilerleme olacak gibi gözüküyor. Bunun yansımasını da yolcu tarafında göreceğiz. Çünkü her yolcu aynı anda tekrardan uçağa binecek diye bir şey yok. Az önce doktora tez danışmanım Murat Bey'le görüşüyorduk. Onunla bu konuyu birazcık konuştuk da işte o da söylüyor. Uzunca bir süre ki sık seyahat eden birisidir. Uzunca bir süre uçağa binmeyeceğini, uçaktan uzak duracağını açıkça belirtiyor. Çünkü insanlar bayağı tedirgin. Özellikle temizlik, sağlık vesaire, hijyen konusunda. Dolayısıyla yolcu profilleri, yolcu tipleri de önemli. Bazı yolcular hem aciliyet veya mecburiyetten hızla yeniden uçaklara yönelecekler. Hiç çekinmeyecekler. Bazıları var mesela seyahat hastası, sürekli gezmeyi seven insanlar var. Bunlar hızlıca hemen havayolu seyahatine yönelecek. Ama öbür taraftan acil bir durumu olmayan, bir mecburiyeti olmayan veyahut da sağlık konusunda herhangi bir sıkıntısı olan kişiler mümkün mertebe uçaklardan uzak duracaklardır. Dolayısıyla yolcu tarafında da bir anda böyle bütün yolcuların uçağa dönmesini beklemeyelim. Kademeli olarak zaman içerisinde bu iş daha da kontrol altına alınıp %100 artık ilacı veya aşısı bulundu dendiği zaman ancak yolcular yeniden geri gelmeye başlayacak. Tabii hava yolları ne yapacak bu durumda? Hava yolları yine Lufthansa örneğini verelim. Geçen hafta Lufthansa'nın veya geçtiğimiz günlerde diyelim Lufthansa'nın bu işte filosunu küçültmesi, uzun vadeli öngörülerde bayağı negatif bir tahminde bulunması herkesi şöyle bir irkiltti. O zaman da bir yazı yazdım ben bu konuyla ilgili. Onu tekrar edeyim. Yani Lufthansa'nın bunu söylüyor olması Allah'ın emri değil. %100 doğru olacak bir şey de değil. Her şirketin kendi yolcu profili farklı, bölgesi farklı, iş modeli farklı. O yüzden herkes, yani herkesten kastım havayolu şirketleri, her havayolu şirketi oturacak, bakacak, bölgesini inceleyecek, hangi bölgeye hitap ediyorum, yolcu profillerini inceleyecek, hangi yolcu profiline hitap ediyorum, ona göre kendisini yeniden yapılandıracak ve bu yeni döneme başlayacak. Bu dönemde tabii network planlama, ticari anlamda havayolu şirketi, mesela kuruyorum desen sen Tolga şu anda, ilk yapman gereken şey network'ün, yani uçuş ağının planlamasını yapmak. Ben nereye uçacağım? Hangi yolcuları taşıyacağım? Şöyle bir şey göreceğiz. Adeta birçok şirket sıfırdan kuruluyormuş gibi oturup network planlama işine girişecekler. Bütün hatlar analiz edilecek. Muhtemel kar zarar durumları elden geçirilecek. Ve ondan sonra yeniden bir uçuş ağıyla şirketler yavaş yavaş geri dönmeye başlayacak. O noktada tabii filo planlama gelecek arkasından. Filo planlama gelecek. Sonra bir bakacağız ki daha önceden işte 100 noktaya uçan bir havayolu şirketi sadece 20-25 noktayla yeniden faaliyete geçmiş. Aynı havayolu şirketi belki filosunda 100 uçak varken 20-25 uçakla uçuşlarına başlamış. Bunu göreceğiz ve kademeli bir biçimde de bu artacak. Özellikle tüm dünya geneline yayıldıkça bu toparlanma yeniden havayolu şirketleri eski seviyelerine gelecektir diye düşünüyorum. Tolga bir de işin tabii uçak içi hizmetler tarafı var. İkram tarafı var, yastığı, battaniyesi var, konfor kitleri var, emniyet kitlenen. Oraya da bir değinmemiz lazım. Bu hassasiyet içerisinde ben bu eski zamanki gibi havayolu şirketlerinin böyle çok rahatlıkla açık yemek ikram edebileceklerini düşünmüyorum. Orada bir kısıntıya gidecektir. Hem havayolu şirketlerinin maliyetlerini kısma anlamında hem de yolcuların hijyen noktasındaki tereddütlerini giderme anlamında. Bu tabii ikram şirketlerini de etkileyecektir. Bunun sonucunda da daha ziyade paketli yiyecekler, ufak tefek atıştırmalar tarzındaki şeyleri görmeye başlayabiliriz uçaklarda. Bu da şaşırtmasın bizi. Artı yine özellikle uzun menzilli uçuşlarda böyle 6-7 saatin üstünde daha ziyade 8 saatin üstündeki uçuşlarda yolculara dağıtılan battaniyeler var, yastıklar var. Bunlarla ilgili ne yapılacak bilemiyorum. Aslında onlar genelde paketli geliyor ama açıldıktan sonra dönüş uçuşlarına falan kullanılıyor, işte temizleniyor, temizlenmiyor. O da bir soru işareti olarak insanların kafasına yerleşebilir. Bir de emniyet kitler tabii ki. Orada da nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Onlar gerçi şeyin içinde böyle paketli geliyor ama yine de yolcuların ne kadar kullanacağı, ne kadar kullanmayacağı
Bunları zaman gösterecek Tolga. Tabii ki dünyaya baktık, yolcuları inceledik ve sırada tabii ülkemiz. Türkiye'deki Lufthansa çok acı bir reçete koyuyor ortaya. Türkiye'deki durum nasıl olacak? Şirketlerimiz bu krizi minimumda atlatabilecek mi? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Evet, şimdi aslında az önceki kapsamda Türkiye'de çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle işte o onu yaptı, şu şunu yaptı, ya biz de öyle yapalım, ölüyoruz, bitiyoruz falan değil. Biz kendi şartlarımız çerçevesinde hareket edeceğiz. Öncelikle devlet desteğinin netleşmesi gerekiyor Tolga. Biliyorsun bu konuda sadece bir cümleyle açıklama yapıldı ama ondan sonra net bir şey söylenmedi. Nasıl ki Amerika'da, işte ne bileyim Çin'de, Avrupa'nın bazı ülkelerinde veya Singapur'da olduğu gibi net meblağların belirlenmesi lazım. Hangi çerçevede yardım yapılacağı, yani devlet yardımının yapılacağının belirlenmesi lazım. Bundan sonra benim tahminim özellikle iç hat pazarımızın büyük olması bir avantaj. Türkiye için bir avantaj. Çünkü siz dış hat uçuşlarını başlatmada biraz daha geç kalacaksınız belki mecburen. Ama iç hatları yavaş yavaş başlatabilirsiniz. Tabii ki buradaki tek şart bu hastalığın %100 kontrol altına alınmış olması. Yani o olursa mesela Mayıs ayında bizim Ramazan bayramı tatilimiz var. Ramazan bayramımız var daha doğrusu. Onu o bir tatil vesilesi olarak kullanan çok sayıda kişi var. Belki de Mayıs sonuna doğru iç hatlarda tedrici bir biçimde uçuşlar başlatılabilir. Orada da ben şunun yapılmasını tavsiye edeceğim. Yani zaten iki tane şirketimiz var biliyorsunuz iç hatlarda faaliyet gösteren. Biri Türk Hava Yolları, biri Pegasus. Onu reddi sayamıyorum çünkü sadece bir Antalya seferi vardı. Muhtemelen onu da yapmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Sadece iki şirketimiz var. Bu noktada böyle gereksiz bir rekabet içine girip hem kendilerini hem de yolcuları mağdur etmek yerine belli bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesi daha doğru olacaktır. Belki de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu noktada devreye girebilir. Onların koordinasyonunda iç hat planlaması yapılabilir. Dediğim gibi hem aşırı bilet fiyatlarında aşırıya kaçmadan aynı zamanda da şirketleri de çok mağdur etmeyecek bir orta yol bulunup yavaş yavaş Mayıs sonundan itibaren iç hatlara başlanabilir. Olmazsa da zaten Haziran ayında bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde bölgesel planlamalar, yolcu profiline göre planlamalar Türkiye'nin de toparlanmasını hızlandıracaktır. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Umarız bu kriz hızlı bir şekilde devam eder ama işte her hafta değerlendiriyoruz. Umarız gelecek hafta yaptığımız videoda daha güzel, daha pembe bir tablo izleyicilerimize sunabiliriz. İnşallah. Bunlarla ilgili gelişmeleri yine tolgozbek.com ve havayolu101.com işbirliğiyle sunmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı lütfen videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenilerinizle videoların daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri hem analizleriyle havayolu101.com'da ve aynı zamanda da tolgozbek.com'da. Yarın tekrar saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu gün diliyorum. Görüşmek üzere. Thank you.